Bu video orijinalde diyor ki kadın, Zeki Müren Cumhuriyet'in 100. yılına bire damgasını vurdu 50 yıl sonra. Evet. 28 yıl tabii. Sonra. Niye vurdu? Parla diye bir şarkıyı onun ağzından sanal dünyada teknolojiyle çok yorumladılar. Çok güzeldi. Onu da dinleriz onları. Çok güzel yorumlandı. Ama sonuç itibariyle onun için diyor ya bu kadar kalıcı bir değerdir Zeki Müren. Dün de zaten bahsettim Zeki Müren'in meziyetlerini, farkını. Sen bitir Ali. Son bir söz olarak da bir video attım. Bana şey atmıştı onu. Özlem Güner atmıştı. Zeki Müren'in öngörüsünü gösteren, süper. Öldükten sonra yaşarken, öldükten sonra Bülent Ersoy gibilerin hakkında söyleyeceklerine verdiği cevap buyurun. Evet. Geldiler. Zikler demişler, desinler, 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 diyecekler, 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 desinler demişler, desinler, 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 diyecekler, diyecekler, diyecekler. Bu ışık var ya, bu ışık. Ayşe Egesoy ışığıdır. Evet. Aydoğan Ergezer İbrahim çekimi. Yanında yok ama evet. Aydoğan Ergezer ışığıdır. Hiç unutmuyorum. Hülya Avşar bir gün demişti. Programda iki şarkı söyledi. Bana 20 dakikada makyaj attılar. 6 saattir Ayşe Egesoy'a makyaj. Peki Hürriyet Gazetesi'nde çalışıyorum. Bir ünlüyle ilgili bir haber yaptım. Kıyamet koptu. Arıyor beni, şikayet ediyor. Atın bu kızı falan diyor. Neyse, orada üzüldüğümü gören daha çömez muhabirim, bir tane çok deneyimli hocam saydığım gazeteci geldi, dedi ki sen, dedi, Zeki Müren'in, dedi, kötü haberler karşısındaki tepkisini bilir misin, dedi. Ne yaparmış biliyor musun? Özellikle Hürriyet Gazetesi'ne ve hafta sonuna. Onu yerden yere vuran haberler çıkarmış o dönemde. Çok tartışılır bir isim ya. Telefon açarmış. Evinde hani hep kliplerde kullandığı telefon. Efendim teşekkür ediyorum dermiş. Onlar da şaşırırlarmış. Reklamın iyisi kötüsü olmaz efendim deyip telefonu kapatırmış ve magazin haberlerimize devam ediyoruz. Evet, hepimizin Orhan Gencebay'la bir anısı var gazeteci olarak, ama Ali'nin anısı, siz bu haberi izlerken daha ilginç geldi, durdurduk. Ali anlatsana Allah aşkına. Ya şimdi Orhan abi yıllardır şeyde yaşıyor, Balta Limanı'nda bir yalı dairesinde. Süper bir daire. Gördük hepimiz. Ne diyelim, zeytinliğe çekirdeğini tık boğaza denize atıyorsun. Şimdi arabesk nedir? Arabesk köyden şehire göç etmiş ama şehirde gettolarda yaşayan, evet, hayata tutunmaya çalışan insanların sarıldığı bir müzik türüdür. Şimdi Boğaz'da gibi yalıdan beste yapıp onları yakalayamazsın. Bunu örnekledim de... Şarkı da örnek verdim. Dedim şu kadar sattı, bu kadar sattı. Ama Orhan Gencebay halktan koptu. Yani o anlamda arabesk toplumdan koptu. Türkiye'de zaten değişti. Eskiden arabeskti moto, sonra Ecevit geldi. Türkü barlar moto oldu. İnsanlar Ali, içine döndü, kararttılar. Şöyle mi diyorsun, yalı dairede oturup da arabesk yapılmaz mı diyorsun? Yapamazsın abi, olmaz. Nerede oturacak? Ya başka bir dünyada yaşıyorsun. Hayır, arabesk yapması için yanlış hatırlamıyorsam Orhan Gencebay, yani Orhan abinin bir açıklaması vardı. Ben fantazi müzik yapıyorum diye. Arabesk demiyor zaten. Arabeskçiyim demiyor zaten. Senin dediğin eserleri yani tekrar üretmesi için. Arabeskçi müzik. Hayır, öyle bir hayat mı sürmesi lazım? Yalı daireden çıkması lazım. Ya onu yaşaması lazım. En son Ayşem'i yaptı mesela. Ayşem'den geriye git. Şu şeye bak. Hatasız kul olmaz. Ya artık ne hata yapacak? Düzgün yapa yapa gelmişsin, yalı dairesinde oturuyorsun. Hatasız kul olmaz diye türkü besteler misin ortaya şarkı? Ben psikolojisini anlatıyorum. Evet. Ortamını anlatıyorum. Yalan yani, dünya dersin evet, belki evet, ona da. Bu arada bir dakika arayalım. Sevim Emre'den bir şey geldi. Beni arar mısın diyor. Ay Sevim abladan. Evet. Arayalım. Hadi arayalım bakalım Sevim abla ne diyecek. Sevim abla diyoruz ona saygıdan. Başka ne diyecektim, pardon. Hayır, Sevim Hanım niye demiyorsun der şimdi evet, seyirci de. Orhan Gencebay Sevim Hanım diyor. Ama yayındayız. Yayında olduğunuz bilin. Tamam. Söyle. Sesi dışarıya alalım mı? Tabii. Tamam, hadi alıyoruz. Tamam, aldık. Bunu da eleştiriyorlar. Çok ilk gelmiş. Evet. Sistem.
Evet. Mevzatçım, canım benim. Hayırlı olsun güzelim. Teşekkürler. Kime diyor hayırlı duydunuz olsun sana mı? Duyduk duyduk. Sevim abla, Sevim abla diyoruz samimiyetten yıllardan bu yana. Evet, sizi canım, dinliyoruz. Ali'cim programın da hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol, çok yakıştı. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Mehtap'cığım çok güzelsin. Evet. Samimiyetten yıllardan bu yana sizi dinliyoruz. Şimdi Ali'cim yalıda oturup da beste yapılmaz dedim. Evet. Arabesk beste olmaz dedim. Daldığı zaman ben yanına bile girmem. O kadar saygıyla beklerim. Öyle bir dünyaya dalar ki orada yalı olmuş, köprük olmuş, gece kondu olmuş. Hiçbir şey fark etmez. Orhan Gencebay çok farklı bir insan. Bir Orhan Gencebay daha dünyaya gelmez. Bakın ben onunla bir ömür geçiriyorum. Ben onunla her şeyi yaşıyorum. Onun nasıl beste yaptığını görüyorum. Orhan Gencebay çok farklı bir insan. Evet. İnanın ben kahveyi veririm, sessizce yanından çıkarım. Konuşmam dahi. Çünkü onun bir dünyası var. O dünyada bestelerini yapar Ali'cim. Sen de Orhan abini çok iyi tanırsın Ali. Evet. Çok tanırım ve çok severim. Benim söylediğim sosyolojik toplumun demografik yapısının değişmesiyle ilgili. Sosyolojiyle canım ilgili bir şey. Orhan abin farklı bir konudan oraya geldi ve milli değerleri derken çok farklı bir yerden. Sevim abla yani, şöyle bir şey. Bir televizyonun sesini kısabilirsek bize tekrar ses geliyor. Öyle bir sıkıntımız oluyor. Bir de sorumuz şu. Orhan Bey evde beste yaparken böyle özel bir odası, stüdyosu bir şey mi var? Nereye çekiliyor? Çekiliyor dediniz ya. Şimdi Müge'cim odası var fakat o evin her yerinde Orhan Bey beste yapar. Duygulanır, alır sazı eline. İnanır mısınız? 24 saat çalışır Orhan Gencebay. Hala da aynı şekilde. Gece yarısı ben uyanırım bakarım kalkmış beste yapıyor. Onun için yeni eserleri var, çalışıyor Allah'a izin verirse. Sağlığı da el verirse tabii ki bunları da tamam. Ve sevenlerine gönderecek. Yani yalı dairede oturması, o bestelere imza atmaması, atmayacağı anlamına gelmiyor. Hiç alakası yok. Biz 30-35 senedir burada oturuyoruz. Evet biliyorum. Yani yalı dairesi dediğiniz zaman bir mütevazi bir evimiz var bizim. İnanın. Evet. Sen geldin Müge biliyorsun. Geldim. Ben yalı dairesinde beste yani yapılmaz demiyorum. Yalı dairesi. Arabesk kitleye hitap etmez o diyorum. Kavrayamazsın onu. Canım benim bir zamanda burayı kiralık tuttuk. Hı. Girdik içeriye bir baktık aman felaket virane. Hı. Ne yapalım? Eyvah burayı tamir etmek dünyanın masrafı. Evet. Ne yaptı? Burayı satın aldık o zamanın şartlarında. Hı. Ve Allah yardım etti ve Orhan Bey burayı alabildi. Aldı. Evet. Onun için yani böyle bunlar hani alnının teriyle kazandığı parasıyla aldı yerler. Evet. Orhan Gencebay farklı bir adam. Orhan Gencebay büyük Orhan Gencebay. Büyük Orhan Gencebay'dır. Türkiye'de sahneye çıkmadan müzisyenlik yapıp ayakta kalan yani sahneye çıksa kazandığı servetin 10 kadını kazanabilirdi. Evet. Tercih etmedi. Eğlence müziği yapmamak için. Yeri doldurulamaz yani Orhan Gencebay başka bir yerde. Dünya görüşüne de acayip saygım var. Biz aynı derenin palığıyız. Selam söyle Orhan abiye. Evet. Peki çok sevgilerimiz. Ayaklı kütüphane korkunç bir bilgisi var. Evet. Tarih çok önemli bir tarihçi dostumuz var. Vallahi Orhan abi dedi. Ben senin yanında dedi tarih konuşamam. Orhan Gencebay farklı. Evet. Ne olur? Orhan Gencebay farklı. Vallahi Sevim Emre de çok farklı. Siz de başka bir ayaklı kütüphanesiniz. Çok teşekkür ediyoruz yayına bağlandığınız için. Reklama gidiyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Sevgiler. Sevgiler. Bu arada yırttın Sevim abla. Yırttın. Mehtap gömecekti seni. Sen telefon açınca. Yok Sevim abla. Sevim abla. Reklama gidiyoruz. Reklam. Teşekkürler. Geçmiş olsun dileklerini aldım.